Gebeliğimin 20. haftasından herkese merhaba. Daha doğrusu ikinci gebeliğimin 20. haftasından herkese merhaba diyeyim, daha doğru olur. 20 haftayı tamamen bitirdik. Hatta bugün 20 artı 2 oldu ben bu videoyu çekerken. 21. haftanın içerisindeyiz. Bir önceki hamileliğimde 17-21 hafta 5. ay adı altında bir video çekmişim. Çok rağbet görmüştü o haftalarda olan konular sanırım. Çok fazla ilgi görmüştü. O yüzden bu sefer yine böyle bir güncelleme yapmak istedim. Bu sefer sık sık video çekemiyorum. Çınar olduğu için öncesindeki gibi, ilk hamilelimdeki gibi sık sık güncelleme videoları çekemiyorum. O yüzden araya şöyle bir bilgi güncellemesi, merak eden anneler, hamileler için bildiklerimi, yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Malum bu ikinci hamileliğim olduğu için biraz daha tecrübeliyim. Hem hamilelik konusunda hem bebek yetiştirme, çocuk yetiştirme konusunda. Aynı zamanda bir de Çınar'ı büyütürken çocuk gelişimi de okudum. Önümüzdeki ay mezun oluyorum inşallah. O yüzden tabii biraz da güncel hayat tecrübesiyle beraber çok daha bilgili bir anne haline dönüştüm açıkçası. Sizlerle de neler yaşadığımı, neler olduğunu paylaşmak istedim. Şöyle şuraya konu başlığı olarak telefonuma notlar da aldım bu arada. Öncelikle şu ana kadar kaç kilo aldım, ondan bahsedeyim. Ben şu an güncel olarak tam 7 kilo aldım. 61 kilo ile başladım. 68,8'im şu anda. Tam 20 haftada, yani hamileliğimin tam yarısında 7 kilo aldım. İlk hamileliğimde bu haftalarda 5 kilo almışım. Bu sefer bir tık daha hızlı ve ben ilk hamileliğimi 20 kilo ile tamamladım. 20 kilo olarak tamamladım ve bu da benim hiç hedeflemediğim bir kiloydu. Ben normalde 9-12 arasını hedeflemiştim. Sonra baktım aşıyorum, 15'i geçmeyeceğim dedim ama 19-20 kilo ile tamamladım. Çok şükür doğumdan 4 ay sonra bütün kilolarımı vermiş, hatta eksiye bile düşmüştüm. İlk hamileliğimde de bu arada yine 61 kilo ile hamile kalmıştım ben. Sonrasında, hamilelik sonrasında 55-57'lere kadar düştüm. Ama sonra yine yedim ettim, kilo aldım tabii ki. Yine 61 ile hamile kaldım. Tabii aradan 2 yıl geçti, 2,5 yıl geçti. Bunun da hani bu kadar uzun vadede kilo dalgalanmaları da oluyor ister istemez. Benim boyum 1,68, o yüzden çok fazla gibi görünmüyor kilom. Hatta görenler hiç kilo almamışsın ne güzel falan diyor ama aslında 7 kilo aldım, yani az değil. İnşallah bu sefer 20'leri görmem. Çünkü hem doğum açısından, işte normal doğum olur mu şu an için bilmiyorum. İlk doğumum sezaryandı bu arada. Videoyu ilk kez izleyenler olursa. Yine ilk hamileliğimde de bütün sürecimi paylaştığım, işte ay ay güncellemeler yaptığım ve doğum sonrası süreçleri paylaştığım videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Uygulama olarak ne kullanıyorum? Yine ilk hamileliğimde de Happy Mom ve Elika kullanıyormuşum. Bu sefer Elika hiç indirmedim. Aklıma bile gelmedi. Çünkü Happy Mom'dan çok memnunum. Happy Mom hem gün gün güncelliyor bilgileri, hem sizin hem bebeğiniz için. Nelerin deneyimlerini paylaştığı, işte sorularına cevap bulduğu bir forum kısmı var. Ya da işte merak ettiğiniz şeyler çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Mesela ben ilk hamileliğimde bunun farkına varmıştım. Diyelim ki atıyorum karnımda o süreçte bir kasılma oluyor. Acaba bir sorun mu var falan filan diye düşünürken tam o gün denk geliyor ve uygulamada diyor ki işte şu durumlar şu anki aylarda çok normaldir. İnsanın içini rahatlatıyor. Gelişmeleri oradan takip edebiliyor olmak, o yüzden güzel bir şey bence. Yine Happy Mom kullanıyorum. Hatta Çınar'dan sonra da Happy Kids. Happy Kids miydi? Bakayım hemen. Evet. Çınar doğduktan sonra da Happy Kids'e geçmiştim. Şu an telefonumda hem Happy Kids hem Happy Mom var. İkisini birlikte takip ediyorum. İkili test yaptırdığımı söylemiştim. İlk hamileliğimde ben ikili test süresini kaçırmıştım. Üçlü test yaptırmıştım direkt. Çok şükür bir sıkıntı çıkmamıştı. Bunda da ikili test yaptırdım. Onda da yine çok şükür herhangi bir risk çıkmadı. Detaylı ultrason için bu hafta, normalde ben şu an 20. haftamda kontrole gitmem gerekiyor. Ve doktorum bu haftalarda, yani bugünlerde, tam bugün ayın kaçı? 13'ü, 11 ile 25'i arasında Haziran'ın detaylı ultrason yaptırmamı önerdi. Ama şöyle bir karışıklık var. Biz bu hafta sonu Antalya'ya ailemizin yanına gideceğiz. Ve benim şu an gittiğim hastaneye dışarıdan bir doktor geliyormuş detaylı ultrason için. İstanbul'dan Acıbadem Hastanesi'nden geliyormuş. Ama o da gün olarak 17'sine veriyor. Yani cumartesi gününe veriyor. Cumartesi günü de biz normal şartlarda yola çıkacağımız için ben kendi doktor muayenemi bile hafta içi bir güne almayı planlamıştım. Normalde cumartesileri gitmeye çalışıyorum eşim de gelsin diye. Ama o gün gidebilir miyim? Yine de randevu aldım bu arada, sabah 8.30'a, ne olur ne olmaz belki burada giderim diye. Ama belki bir ihtimal Antalya'da gitme ihtimalim de var detaylı ultrasona. Çünkü o gün çok riskli olacak gibi. Hani böyle yola çıkar mıyız, çıkmaz mıyız, yetişir mi, yetişmez mi? Doktoruma hafta içi bir güne randevu alıp gideceğim. Bu konuyu danışacağım. Ona göre Antalya'da da belki bir doktor bulup orada detaylı ultrasona gidebilirim. İlk hamileliğimde detaylı ultrason yaptırmamıştım.
Orada o zamanlar pandemi dönemiydi. Hem özele hem devlete gidiyordum kontrole. Devletteki doktor hani bu detaylı ultrasonu perinatoloji bölümü yapıyor ve riskli gebelik bölümü aslında. Senin hamileliğinde herhangi bir sorun yok. Detaylı ultrason yaptırmanı gerektirecek bir durum yok demişti devletteki doktorum. Ama özeldekiler genel olarak öneriyorlar. Aslında bunun da sebebi şu. Detaylı ultrason belki hani riskli bir hamilelik geçirmiyorsanız ya da doktorunuz bebekte ya da sizde herhangi bir sıkıntı görmediyse gerek olmayabilir. Biraz maddi imkanla da alakalı bu tabii ki. Çünkü 2000 liralardan başlıyor detaylı ultrason fiyatları. 1500'ün üzerinde genelde sorduğum her yerde. Bizim buradaki hastanede 2000 lira yapıyormuş ve nakit alıyormuş üstelik. Dışarıdan doktor gelip yaptığı için nakit alıyorlarmış 2000 TL'yi. Detaylı ultrasonu zaten bütün hamileler biliyordur. İşte bebeğin iç organlarına, dış organlarına, parmak sayılarına kadar her şeyine tek tek bakılıyor ve bebekte herhangi bir sıkıntı görülürse eğer anne karnında müdahale edebilecek bir şeyse anne karnında müdahale ediliyor. Ya da doğum sırasında bir doktor vesaire hazır bulundurulması için herhangi bir sıkıntı varsa Allah korusun Allah kimseye yaşatmasın ama ön müdahale yapılabiliyor. Yani önden bunun bilincinde olursanız daha iyi oluyor ve cinsiyet konusunda da eğer işte kız mı erkek mi diye karışıklıklar varsa genelde detaylı ultrasonda kesinleşiyor. Bizim kesin erkek dendi. O yüzden değişeceğini düşünmüyorum. İki sefer gördüm çünkü ben de net bir şekilde ama yine de detaylı ultrason bu sefer yaptırmak istiyorum. Çünkü ilkinde yaptırmadım ama sürekli yaptırsa mıydım acaba geç mi oldu falan diye hamileliğim bitti. Bu sefer imkanlarım el verdikçe her şeyi yaptırmak istiyorum açıkçası. Aklımda kalmasın. İçim rahat olsun istiyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaptırıp sıkıntı görüp sıkıntı olma ihtimali var deyip sorunsuz doğan çocuklar da var. Bu da biraz insanı strese sokabilir. O da ayrı bir konu. Herkesin kendi tercihi. Herkese saygı duyuyorum ama ben bu sefer yaptırmayı düşünüyorum dediğim gibi. Bu hafta yine 20. haftaya girmeden bir iki kaç gün öncesindeydi. Sağlık ocağındaki ebem aradı. Tetanoz aşısına gittim. İlk hamileliğimde 2 doz tetanoz aşısı olmuştum. Bu sefer de tek doz olacakmış. 3 doz tamamlandığı için bu aşı seni 5 yıl boyunca koruyacak dedi. Son dozunu olmuş oldum yani yakın vadede. 3 sene oldu olmadı işte hamileliği sayarsak 3 sene içerisinde 3. dozu olmuş oldum. Bir de sağlık ocağında işte karnınızda bir cihazla bebeğin kalp atışına falan bakıyorlar. Onu da yine yaptı. Bir sıkıntı olmadığını, kalp atışları 125 falan öyle bir şey olduğunu söyledi. İlk hamileliğimde ebe bana yine bu aylarda kontrole gittiğimde erkek bebeklerinin özellikle ve kız bebeklerinde de olabilir tabii ki doğumdan sonra anneden direkt bağırsak florasının anneden bebeğe geçtiğini ve o yüzden bu aylardan itibaren artık yoğurt, kefir, turşu gibi ev yapımı olması kaydıyla bunları tüketmemi ve bağırsak düzenini sağlamamı söylemişti. Ben bunu Çınar'da uyguladım ve o zamanlar kefiri hiç içmiyordum, hiç de sevmiyordum. Çok zor alıştım ama Çınar'ın hamileliğinde kefire alıştım ve artık çok güzel bir şekilde tüketebiliyorum yani. Onun hamileliğinde alıştım ben kefire. Sade olması önemli bu arada. Şu an içiyorum zaten hali hazırda. Yine dikkat etmeye çalışacağım. Çünkü bu yüzden mi bilmiyorum ama Çınar'da ben buna dikkat ettim ve doğumdan sonra ne ben ne Çınar ikimizde de hiçbir bağırsak problemi olmadı. Yani kabızlık vesaire gaz sıkıntısı hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne ben ne Çınar. Bu da tabii ki bir bebek için gaz sancısı çekmeyen bir bebek olması çok önemli bence. Siz de buna aklınızda bulundurup dikkat edebilirsiniz. Bence bunların faydası olduğunu düşünüyorum. İlaç olarak ne kullanıyorum vitamin desteği olarak dersek bir tane D vitamini hap kullanıyorum. Damla formunda olanlardan vermedi çünkü damla formunda olanlar daha az miktarda vücuda yükleme yapıyor. O yüzden her gün kullanılması gerekiyor demişti. Hap olarak verdi. Haftada 2 kere içiyorum. Üçer gün arayla dedi yani. Ben haftada 2 kere içiyorum. Markasını vermeyeyim. Herkesin kendi doktoru zaten bir öneride bulunuyordur. Bunun dışında demir hapı içiyorum. O da klasik ginoferon diye bir hap. Evet. Onu zaten genelde hep aynı şeyi veriyorlar. Sabah aç karınla içiyorum. Ben de mide bulantısı yapmadı çok fazla. Mide bulantılarım da bu arada 3. ay bittiğinde bayağı bir rahatladı. Kesildi bile diyebilirim. Çok nadiren böyle yine bazı zamanlar oluyor. Özellikle sabahları aç kalırsam böyle uzun süre mide bulantım oluyor. Ama çok şükür artık eskisi gibi değil. O ilk aylardaki gibi değil yani. Çınar'da hiç yaşamadığım için bu hamilelikte mide bulantısı beni bayağı bir zorlamıştı. Çok şükür ki geçti.
Bunun dışında bir de Dekavit diye bir multivitamin içiyorum. O da işte içerisinde birçok vitaminin birlikte bulunduğu bir şey. Bir de benim TSH değerim yüksek olduğu için hamilelik değerine göre hamilelikte 2,5'un üstünde olmasını istemiyorlarmış. Benim ilk hamileliğimde de 4 çıkmıştı. İlaçla düzenlemiştik. Bütün hamileliğin sonuna kadar devam etmiştim. En düşük dozda kullanmıştım. O düzenlemeye yetmişti. Yine şimdi aynı şekilde 0,25 miligram olarak kullanıyorum. İlacı bu sefer de 3 çıktı galiba. 3. Evet, 3 çıktı TSH değerim. Yine ilaç önerdi doktor. Yine bunu aynı şekilde hamileliğin sonuna kadar böyle kullanacağım. Bunlar dışında herhangi bir ilaç, vitamin vesaire kullanmıyorum. Tabii yediğime, içtiğime özen göstermeye çalışıyorum. Daha besleyici şeyler yemeye çalışıyorum. Ama mükemmel besleniyor muyum? Hayır. İstediğim kokoreçine varana kadar her şeyi yiyorum açıkçası. Çünkü yani canım isterse yiyorum. Bir de ilk hamileliğimden dolayı hani 20 kilo almış olmama rağmen o kiloyu rahat bir şekilde verebildiğimi gördüğüm için de sanırım biraz daha rahatım. Ama tabii ki beslenmeye dikkat etmekte fayda var. Eğer bu kadar çeşitli işte hamburgerdir, pizzadır vesaire yiyor olmasaydım bu kadar kilo almazdım. Özellikle ilk aylarda çok mide bulantım olduğu için çok fazla yemek yapamamıştım. Genelde dışarıdan falan söylediğimiz zamanlar olmuştu. O bana çok kilo aldırdı. Aslında onun dışında dikkat etmeye çalışıyorum. İşte sabahları kahvaltımı ya güzel bir normal Türk kahvaltısı şeklinde yumurtalı peynirli yapıyorum ya da yulaflı bir kahvaltı yapıyorum. Akşamları da geç saatte yememeye çalışıyorum. Hatta 5-6 gibi akşam yemeğimi yiyorum. Bir daha hiçbir şey yemiyorum. Yemiyorum, içmiyorum. Yatıyorum zaten. Çınar'ı uyuttuktan sonra da saat 9 gibi. Akşam yememe yani Çınar'da mesela akşamları da yiyordum zaman zaman ama şu an akşam yememeye çok özen gösteriyorum ama buna rağmen daha fazla kilo aldım. Çünkü dediğim gibi arada dışarıdan yedim ve tabii ki yaş faktörü de vardır. Onda 27 yaşındaydım. Şu an 30 yaşındayım. Bunun da etkisi vardır illa ki. İkinci hamilelik olmasının bir etkisi vardır. Gerçekten ikinci hamileliğimde zorlandım bu arada. Daha 5. aya girdik ama İlk hamileliğimin son aylarında sadece zorlanmıştım. Özellikle 8-9. aylarda. Bunda şimdiden aynı etkileri yani orada 8-9'da yaşadığım şeyleri şu an yaşıyorum ve zorlanıyorum. Hem Çınar'ın enerjisine, gücüne yetişmekte zorlanıyorum. Çok yoruluyorum. Hem de mide yanmaları, bel ağrıları bu tarz şeyleri daha şimdiden çok erken yaşamaya başladım bu sefer. Muhtemelen vücut biraz daha yorgun olduğu için ve şu an Çınar'la ilgilenmem gerektiği için çok fazla kendime işte spor yapayım, yürüyüşe çıkayım gibi çok vakit ayıramıyorum. Eşim de çok evde bulunmadığı için, genelde çalıştığı için Çınar'ı bırakıp bunları yapamıyorum. O yüzden daha hareketsiz bir hamilelik geçiriyorum aslında. Çınar'da spor yapıyordum. Hep hamile pilatesi yapıyordum, yürüyüşe çıkıyordum her gün düzenli olarak. Daha aktiftim. Şu an onları yapmadığım için biraz daha ağrılarım ve yorgunluğum daha fazla olduğunu düşünüyorum. Artık son aylarda ne yaparız bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Çatlak için ne kullanıyorum? İlk hamileliğimde çatlağım 9. aya kadar olmadı. Ama 9. ayda karın bölgemde, belimde, popomda, bacağımda her yerimde çatlaklar oluştu. Bir de şunu bilmiyordum o zaman ben. Doğum sonrası da vücut tekrar kilo verirken de çatlamaya devam ediyormuş. O süreçte de bu yağları, kremleri vesaire ne kullanıyorsanız kullanmaya devam etmeniz öneriliyormuş. Ama ben doğumdan sonra kullanmadım. Belki o süreçte de çatlaklarım oluşmuş olabilir. Ben ilkinde genelde işte Hindistan cevizi yağı, shea yağı gibi daha organik yağlar kullanmaya çalışmıştım. İlk hamileliğimde doktorum bana sürekli Madecassol veriyordu çatlaklar için. Onu da kullanıyordum. Ama şimdi bio oil kullanıyorum. Bio oil aldım. Onun böyle temiz içerikli olan, sarı renkli olan bir şişesi vardı. Onu aldım, onu kullanıyorum. Onu kullanan birçok arkadaşım sürdükleri bölgelerde çatlak olmadığını söyler. Yani genellikle herkes karnına sürüyor, asıl karnı büyüyor diye ama işte bu simit kısmı yanlarımızda ve bacak basen kısmında da çatlaklar çok fazla oluyor. Şu an ben onların hepsini sürüyorum ama çok düzenli sürmüyorum. Yani sabah akşam sürülmesi öneriliyor ama ben her gün sürmüyorum. İşte özellikle duştan sonra sürmeye özen gösteriyorum. Ben de aklıma geldikçe sabah ya da akşam işte üstümü değiştirirken vesaire yine özellikle karnıma sürmeye özen gösteriyorum. İnşallah bu sefer yeni çatlaklarım oluşmaz. Çünkü karnım bir hayli çatlak şu an yani. Yenilerinin oluşmasını istemem. Ama şöyle bir şey var. Çatlaklar için artık bir sürü tedavi yöntemleri vesaire de var. Zaten ya işte basen ya da bel bölgesindekiler beni çok rahatsız etmiyor. Sadece karın biraz daha hani böyle bikini falan giyildiğinde ön planda olduğu için o beni rahatsız ediyor. Onun dışında çok da rahatsız etmiyor. Ha bu da çok rahatsız etmiyor ama istersek de dediğim gibi işte hasar vererek o bölgelere yapılan tedavi yöntemleri var güzellik merkezlerinde falan. O şekilde güvendiğiniz bir yere gidip bunu da yaptırabilirsiniz. Çok sorun etmemek lazım.
Bu hamileliğimde hareketleri kaçıncı haftada hissettiğime gelecek olursak, ben Çınar'da 16. haftada falan hissetmiştim. Normalde ilk hamileliklerde daha geç hissedilir, 20. haftalarda hissedilir. Ama ben çok erken hissetmiştim. Hatta böyle videosunu çekip annemlere falan atmıştım. Böyle içeride seyirme şeklinde 16. haftalarda hareket ediyordu. Daha sonra zaten 18-20. haftalarda direkt elinizi koyduğunuzda hissedilir bir şekildeydi. Çınar'da bebeğin plasentası karın arka duvarında, bebek önde demişti doktor. O yüzden hareketlerini daha kolay hissediyor olabilirsin demişti. Bu sefer bebeğin nerede durduğunu vesaire bilmiyorum ama normalde ikinci hamillikte karın kasları çok sık olmadığı için daha çabuk hissedildiğini söylüyor doktorlar. Ama ben bu sefer daha geç hissettim ilginç bir şekilde. 18. haftada hissettim ilk hareketleri. Şu an 20. haftada çok net bir şekilde içeride hareket ettiğini hissedebiliyorum. Dışarıdan da görülüyor aynı zamanda. Ama Çınar'da daha erken hissettiğim için bu sefer bir endişelendim, yani niye hala hissedemedim diye. Ama çok şükür insan bebek hareketlerini hissettiğinde çok daha rahat oluyor. En azından hani hamilesiniz ama hamileliğinizi, bebeği böyle göremediğiniz için o hareketler insana güven veriyor. Çok şükür onları da artık hissetmeye başladım. Alışveriş konusuna gelecek olursak, zaten Çınar'dan birçok şey var. Özellikle büyük parçalar, işte beşiktir, bebek arabasıdır vesaire, birçok parçamız zaten duruyordu. Kullanıyorduk bazılarını. Hatta beşiği hiç kaldırmadık. Koltuk gibi duruyordu orada. Çınar üstüne zıplıyordu falan diye. Onun sadece işte yanı kapatılıp anne yanı haline getirilip falan odamıza koyulacak. Yine ilk bir yıl Çınar'ı 11. ayda kendi odasına geçirdik. Yine ilk bir yıl bu bebekte de yatak odasında olur, anne yanında diye düşünüyorum. Beşiğimiz zaten var dediğim gibi. Bebek arabamız da var. Onlar alınmayacak, o tarz şeyler. Sadece bir ana kucağı almayı planlıyorum. Bu Babyjorn markasının muadilleri var. Babyjorn'u alamam tabii ki, çok pahalı bir marka, ama onun muadilleri var. Kendi kendine böyle bebeğin üzerinde yatarken kendi hareketleriyle kendini sallıyor gibi bir şey aslında. Beşik gibi değil de böyle aşağı yukarı hareket eden bir mekanizma. Birinci de ana kucağı almadım. Aslında ana kucağı her bebekte alınan bir şeydir genelde, ama ilk hamileliğimde bir akrabalarımızdan birisi bize bir böyle kendi kendine sallana yatak gibi bir şey vermişti. Ama onu Çınar hiç sevmedi ve hiç kullanmamıştı. Sonra geri gönderdik onu zaten. O var diye de ekstra bir şey almadık, ama ihtiyaç oldu aslına bakarsanız. Böyle yanımda tutmak istediğimde çocuğu, oyalamak istediğimde ihtiyaç oldu. Ve bu ana kucağının da birçok arkadaşım tarafından kullandıklarını ve çok çok kullanışlı bir şey olduğunu söylüyorlar. İşte bebek kendi kendine orada uyuyor, ediyor. Gerçekten rahat bir şey yani. O yüzden sadece onu almayı planlıyorum. Onun dışında tabii ki kıyafet vesaire yine alışveriş yapılır. Hani birçok şey var ama onun da yenileri olsun yani. Neden hepsine eski giysin? İnsan yine de hani çok evlat ayırmak gibi olmasın diye ona da bir şeyler almak istiyor. Ama hani çok abartmadan tabii ki, işte olan şeyleri bir belli bir aydan sonra çıkarıp bakıp ne var ne yok, eksiklerimizi tamamlarız. Çünkü başkalarına verdiğim şeyler var, sakladığım şeyler var, artık çok lekelendiği için attığım şeyler var. O yüzden onların durumuna bakıp o şekilde bir alışveriş daha sonra yaparız. Emzik falan alacağım. Emziklerin, çünkü sonuçta Çınar'da bayağı bir kullandık. Emziklerin bir ömrü varmış. 3 ayda bir hatta değişmesi gerekiyormuş. Biz çoğunu 3 aydan çok daha fazla kullandık. Emzik alırım diye düşünüyorum. Bunun dışında çocuk odasında da yapılacak değişiklikler. Çocuk odasına ilk başta bebeği direkt oraya koymayacağım için yatak vesaire gerekmiyor. Beşik bizim odada duracak zaten. Sadece şu an dolap olarak bir küçük IKEA dolabımız, bir de şifon yerimiz var. Şifon yer de dolu şu an Çınar'ın eşyalarıyla. En alt iki çekmecesi oyuncak, üsttekiler de kıyafetleri vesaire şeyleriyle dolu. Diğer küçük dolap zaten çok az şey alıyordu. Ondan zaten memnun değildim, onun değişmesi gerekiyordu. Şu an iki çocuğa uygun şekilde o dolabı satar mıyız artık, ne yaparız bilmiyorum. Yeni bir dolap o odaya gerekiyor. Çünkü iki bebeğin eşyası bu dolaplara sığmaz şu an için. O yüzden oraya yeni bir dolap gerekiyor. Bir dolap alırız muhtemelen. Bir de tabii işte daha sonra bir yatak alınacak. Ama onu biraz daha ilerleyen aylarda da alabiliriz. Çınar'da yatağımız, Montessori yatağımız erken aylarda alıp, yani hatta hamileken almıştık ama açmamıştık. Çınar küçükken kurduk. İşte 4 aylık falandı sanırım Çınar. O yatağı odaya kurduk. Ondan sonrasında da hep böyle kendi emeklerken indiği çıktığı için odasına ve yatağına çok kolay bir şekilde alışmıştı. Odasına geçirme sürecimiz çok rahat olmuştu. O yüzden yine bu bebekte de erken, biraz daha erken aylarda alıp oraya kurmayı istiyorum açıkçası.
Çünkü o geçiş sürecini sağlamak çok kolay oldu. Bir de tabii ki şimdi ekstradan kardeşlerin birbirine alışma süreci de olacak. Sonuçta Çınar odasını paylaşması gerekiyor. Önce ayrı oda mı yaparız diye. Öncelerde ayrı oda mı yaparız diye düşünüyordum. Oturma odamızı pek kullanmıyoruz çünkü. Orayı mı diğer bebeğe yaparız diye düşündüm ama şu an şöyle düşünüyorum. Şu an Çınar'ın odası olan odayı yatak odası şeklinde işte uyku için daha çok kullanıp uyku, giyinme gibi işte dolapları ve yatakları dursun. Diğer odayı da oyun odası gibi düzenlemeyi planlıyorum. Yani şu an Çınar'ın odasındaki kitaplık, mutfak, belki kitaplık kalabilir, geceleri de yatarken okuyoruz çünkü. Mutfağı, oyuncak dolabı vesaire onları oturma odasına geçirip oturma odasını daha çok oyun odası olarak kullanmayı planlıyorum. Çünkü bize yatılı misafir gelmediği sürece biz o odayı çok fazla kullanmıyoruz. Sadece bu kış salon soğuk diye o odaya taşındık ama artık iki çocuktan sonra belki onu da yapamayız. Direkt salonu açarız yani mecburen kışın da ısıtmaya çalışacağız bir şekilde. Böyle planlarımız var. Bir de bu aylarda şeker yüklemesi yapılıyor. Şeker yüklemesini de ilk hamileliğimde yaptırmıştım. Çünkü şeker yüklemesinin çok bir zararı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Doktorların da anlattığı kadarıyla doktorumun önerdiği her şeyi zaten güvendiğim için gittiğim bütün doktorlara güvenim sonsuzdu bu arada. Bu şu anki gittiğim doktordan ilk hamileliğimdekine göre daha da memnunum. Çok daha bilgili bir doktor olduğunu ve gerçekten çok güzel ilgileniyor yani. O yüzden onun söylediği her şeyi yaparım. Onda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Şeker yüklemesi de zaten normalde de şeker tüketen bir insansanız çok da büyük bir miktar değil. Şeker tüketen bir insan için ve benim ailemde diyabet hastalığı zaten var olan bir şey olduğu için babaannemde, babamda vesaire. Gebelik şekeri açısından benim için de risk faktörü oluyor bu. O yüzden doktor yine isteyecektir diye düşünüyorum. Diğer seferinde normal işte aç karnına kan verip sonra şekerli o içeceği içip sonra tekrar 1 saat sonra 2 saat sonra vesaire kan vererek bakılmıştı. Şu an bazı doktorlar açlık kan şekerini bu diyabet hastalarının yaptığı gibi elinden ölçtürerek falan yapıldığını duydum. Hani bir hafta kontrol edip duruma göre şeker yüklemesi yapıldığını duydum. Bu doktor nasıl ister onu bilmiyorum. Onu da artık bir sonraki güncelleme videosunda sizinle paylaşırım ama yaptırırım muhtemelen yani. Zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir 3 dilim baklava kadar mı? Öyle bir şeydi sanırım yüklenen şeker miktarı. O da zaten normalde de çikolata şeker yiyen bir insanım. Benim için çok abartı bir durum değil. Video da bayağı uzun oldu bu arada. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Umarım birilerine de faydalı olmuştur. Benim tecrübelerim ve şu ana kadar yaşadıklarım bu şekildeydi. Göbek güncellemesi de yapayım bu arada. Benim şu an şu kadar. Dün Instagram'da bir video paylaştım. Benim yine 16. haftada göbeğim çıktı. Çınar'da da 16. haftada çıkmaya başlamıştı. Videomu dediğim gibi bir önceki sefer çektiğim videoya baktığımda aşağı yukarı göbek büyüklüğüm aynı şu hafta, bu haftada. Dün Instagram'da bir video paylaştım. İşte 20. hafta vesaire bir şeyler. Birileri altına yazmış ki 16 20. bu haftada 4. ayda bu kadar göbeğiniz olması imkansız olamaz. Sanki yani insanlar çok garipler gerçekten. Ben oraya 30 haftalık göbeğimi çekip 20 hafta yazacak halim yok yani. Niye böyle bir şey için yalan söyleyeyim gereksiz bir yere durup dururken? İnsanların yorumları ve bakış açıları çok garip gerçekten. 20 haftalık hamileyim ve 20 haftada bu kadar göbeğim var. Her insanın vücut yapısı, anatomisi ya da genetiği aynı değil. Mesela benim annemin de hamileliklerinde hep çok geç çıkmış karnı ve çok küçükmüş yani benim kadar hiç büyük olmamış karnı ama anneden mesela anneye benzemem gerekir bakıldığı zaman ama anneme göre bile benim karnım çok daha fazla büyük. Belki erkek olduğu için erkek hamile hani erkek bebeğe hamile olup bu kadar karnı büyümeyen de vardır. Herkesin iç karın yapısı, vücut yapısı vesaire farklıdır. Benim karnım çabuk çıkıyor. Bunda da bir sıkıntı görmüyorum açıkçası yani bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Böyle. Tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Allah bu arada hep dua ediyorum. Allah isteyen, bakabilecek olan herkese nasip etsin inşallah. Gerçekten çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu. Hamile olmak çok güzel bir duygu. Ne kadar zor yanları olsa da vücudunuzda bir bebek büyütüyor olmak, bir insan büyütüyor olmak çok değişik bir duygu. Ve bu Allah nasip ederse son kez hissettiğim bir şey olacak. O yüzden de ekstra böyle güzel yanlarını görüp güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyorum hamileliğimi. Olumlu, pozitif şekilde her şeye bakmaya çalışıyorum. Umarım isteyen herkese de nasip olur bu duyguları yaşamak. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup
videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan takip ederseniz sayfamın ismi aşağıda yazıyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.